Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Evet efendim, bakış programımıza devam ediyoruz. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikte. Sık sık bu programda sizlere bireysel emeklilik sisteminde 1 Ocak'ta başlayacak olan otomatik katılımı anlatıyoruz. Sisteme nasıl dahil olacağını, işte çalışanların haklarını, işverenlerin sorumluluklarını anlatıyoruz ama bir şeyleri anlatmadık. O da aslında çok da net değildir anlatmadık, öyle söyleyeyim. O da 1 Ocak'tan itibaren sisteme gelecek kişilerin birikimlerinin hangi fonlarda, nasıl ve ne şekilde değerlendireceği konusuydu. Şimdi biraz o konuyu yavaş yavaş başlıyoruz. Hani neler netleşti bilmiyorum. Biraz sonra Tevfik Bey bizlerle paylaşacak neyin netleşip netleşmediğini. Bu konuda biraz bilgilendirelim. Hem biz bilgilenelim, siz bilgilenin efendim. bakış@habertürk.com varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden, Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 1 Ocak 2017'de başlıyor otomatik katılım sistemi. Ama hala 100 şirket mi, 1000 şirket mi orayı bilmiyoruz. Şimdi son, sizde de vardır o bilgi herhalde. Son 1000 şirketle başlanacağı konusunda bir bilgi geldi. En son yeni. Şimdi bir kere şunu sorayım. Mevcutta bizim bireysel emeklilik sistemimiz var. Fonları siz yönetiyorsunuz. Şimdi yeni sistem geliyor. Bunları da siz yöneteceksiniz. İkisi arasındaki fark ne olacak? Evet. İsterseniz şöyle başlayalım. Bireysel emeklilik sistemi 2003 yılında başladı. Yaklaşık olarak 13 yıldır Türkiye'de insanlar bireysel emeklilik sistemine kaydolabiliyorlar. Yaklaşık olarak sistemde bulunan insan sayısı 6,5 milyonu geçti. İçeride birikmiş para 58,5 milyar TL'ye yükseldi. Bu son dönemde Türkiye'nin finansal açıdan yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. Ben baktığım zaman Türkiye'de makroekonomik açıdan ciddi bir kazanım bu. Diğer taraftan 6,5 milyon adına da emeklilik günleri için biraz daha refah seviyelerini arttırabildikleri imkanı sağlıyor. Ama bunu dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman aslında istediğimiz sayıda biz insana ulaşamadık. Devlet de bunu görüyor. Bu nedenle biz nasıl yapalım, buradaki 6,5 milyon rakamını daha üst seviyelere çıkartalım dendi. Çünkü kendi haline bırakıldığı zaman arzu ettiğimiz hızda bu işi biz götüremedik. O nedenle 2017 yılının başında otomatik katılım sistemi başlıyor olacak. Burada sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bilinmeyenler var. Çünkü henüz yönetmeliği yayınlanmadı. Ama muhtemelen 1000 kişiden daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde bulunanlar sisteme zorunlu olarak katılıyor olacaklar. Katılımı zorunlu ama cayma hakkının da bulunduğu bir sistemden bahsediyoruz. Giriş sorunlu, çıkış serbest. Evet, bu sistemle birlikte bireysel emeklilik sisteminde 6,5 milyon kişiye ulaşmıştık. Bir anda bunun çok daha hızlı bir şekilde artması arzu ediliyor. Hem bu yolla insanlarımızın sosyal güvenlik alanında özellikle emeklilik döneminde refahlarının yükseltilmesi de amaçlanıyor. Diğer taraftan ülkenin içerisinde birikimleri de arttırabilmek ana hedef. Burada hala bilinmeyenlerin sayısı oldukça fazla sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu birikimler de yine fonlarda değerlendiriliyor olacak. Ondan sonra özel fonlar var mı? Yani mesela şimdi mesela şu anda şöyle gidelim adım adım. Şu anda mevcut sistemde kaç tane fon var katılımcıların birikimlerini değerlendirdiği? Burada her şirketin sunduğu fon sayısı birbirinden farklılık arz ediyor. Ama şirketler asgaride 3 tane fon sundular müşterilerine. Bazı şirketlerde bu sayı 20'ye çıktı. Bazılarında 3'te 5'te kaldı. O nedenle bir kişi bireysel emeklilik şirketine gidip ben fon almak istiyorum dediği zaman ortalamada o şirket müşterisine aşağı yukarı 10 civarında farklı fon türü gösteriyor. Tamam, güzel. Ama şimdi herhalde otomatik katılımda bu kadar çok fon türü olmayacak değil mi? Kafa karıştırıcı. Çünkü bir ara şeyi de konuştuk.
hani bu kadar fon olması biraz da kafa karıştırıyor dendi. Ama herhalde otomatik katılımda da bu kadar çok fazla işte her şirketin 10 tane fonu falan olacak mı, yoksa hani biraz daha kişiler işte şu fon ya da şu fon mu olacak? Yani işi çok basit bir şekilde görmek isteyen bir yatırımcı var ise karşısında iki tane fon olacak. Likit fon ve standart fon. Yani sisteme girdiniz, cayma hakkını kullanıp kullanmadığınız belli değil. O dönemde hiç para kaybetmeyeceğiniz, makul bir para kazanabileceğiniz likit fonda duruyor olacaksınız. Tamam. Bir şey, bunun bir araya gireceğim Tevfik Bey. Likit fonu bize bir iki cümleyle anlatır mısınız? Likit fonun içinde ne var? Likit fon dediğimiz çünkü zaman... Çünkü biliyormuşuz gibi, yani biz evet biliyoruz ama hani bazı izleyicilerimiz hani likit fon bilmiyorum, benim bildiğim bir faiz vardır der, o kadar. Ya da dolar. Öyle değil mi? Doğru. Yani burada da biz iki türlü likit fon sunuyor olacağız. Birisi faizli enstrümanlardan oluşan, diğeri de faizsiz enstrümanlardan oluşan. Faizli enstrümanlardan oluşan da vadesi çok kısa olan sermaye piyasası araçlarıyla para piyasası araçları bulunuyor olacak. Burada amaç yatırımcının hiç para kaybetmeyeceği ama makul düzeyde de bir gelirinin olabileceği bir yatırım aracı yaratmak. Çünkü 2 aylık cayma süresi boyunca biz kişilerin yatırdıkları paraların belli ölçüde nemalanmasını da istiyoruz. Likit fon bu amaca hizmet edecek. Tamam. 2 ayın sonunda kişi cayma hakkını kullanmamışsa bu sefer standart fon karşısında duruyor olacak. Ama buraya gelmeden önce kendisine şu soru sorulacak. Risk profilinizi doldurmak ister misiniz? Kişi risk profilini ben doldurmak istemiyorum. Doğrudan sistemdeki standart olan fonu almak istiyorum deyince şirketler bu kişiye standart fonu sunuyor. Standart fonun içinde ne var? Standart fonun içerisinde bugün de bireysel emeklilik sisteminde bir standart fonu kullanıyoruz. En çok talep görenlerden bir tanesi galiba değil mi? Oldukça da yoğun talep görüyor. Yine faizli enstrümanlar var. Bunun yanında dileyen emeklilik şirketleri belli ölçüde hisse senedi yatırımı da yapabiliyorlar. Belli ölçüde mevduat da yapılabiliyor. Yani Türkiye'de bildiğimiz yatırım araçlarının bir karmasını bu fonla oluşturuyor olacağız. Oluşturduk daha doğrusu. Şeyle birlikte, otomatik katılımla birlikte bu fonun içeriğinde de bir parça değişiklik yapılması öngörülüyor. Bununla birlikte biraz yatırım aracı zenginliğini biz göreceğiz diye anlıyorum. Biraz daha fazla sayıda enstrümana yatırım yapabiliyor olacağız. Böyle olunca getirinin arzu edilen seviyelere yükseltilebilmesi için de bir imkan sağlanmış olacak diye öngörüyorum. Peki, şimdi biraz önce konuşmamıza istinaden şu soruyu da gündeme getiriyor tabii izleyici. İlk 2 aylık süresi, yani cayma hakkını kullanma süresi içinde şöyle sorayım. Asgari ücret bugün, asgari ücretten yapılacak kesinti bugün 50 lira. Demek ki 2 ay için 100 lira yapılacak kişiden. Diyelim ki benden asgari ücreti 100 lira kesilecek. Ve fona, likit fona geçecek, aktarılacak sizin doğru aracılığınızla. Ben 2 ayın sonunda cayma hakkını kullandığımda o 100 lirayı ve getirisi var mı, alacak mıyım, yoksa o 100 liranın 90 liraya düşme ihtimali var mı? Sorular yok bu var. Yani likit fonun dizaynındaki ana amaç da bu. Yani kişi henüz sistemde kalıp kalmayacağına karar vermediği için o nedenle onun 100 lira ana parasının altına inecek bir yatırım seçeneği sunmuyoruz. Mümkünse her ay düzenli olarak bir getiri sağlayacak yatırım aracı dizayn etmeye çalıştık. O nedenle de likit bon bizim bu amacımızı karşılayacak bir ürün diye bakıyoruz. O nedenle ana parasının üstüne belli bir neması da olacak. Tevfik Bey, ya diyor ki mesela bir izleyicimiz Ali Bey, 5 yıl para yatırdım diyor sisteme. Çıkış yaptığında 1200 TL eksik aldım. Bu sistem emeklilik sistemi değil, kurumları fonlama sistemi. Şimdi otomatik katılımda, bunu baz alarak başka bir şey soracağım. Otomatik katılımda kesintiler, mevcut bugünkü kesintiler fon kesintileri gibi mi olacak? Bu konu henüz netliğe kazanmış bir konu değil. Ama bireysel emeklilik sisteminde bugün ne kesiliyor? Fon işletim gideri kesintisi dediğim şey yıllık olarak %1.70 gibi ortalamada. Bu şirketten şirkete, satın alınan fonun türüne göre farklılık göstermekle birlikte sistemin ortalaması yaklaşık olarak 1.70. 1.70 yıllık. Evet, yıllık. Yıllık 1.70. Peki, zorunlu beste diyor. Şimdi şu zorunlu kelimesine ben biraz takığım. Çok da zorunlu değil. Otomatik katılım diyoruz. Çünkü zorunlu olan bir şey çıkış olmaz aslında. Doğru. Giriş. Hani
zorunlu BES'te devlet alacağımız fonlara sınır koyuyor mu? Mesela sadece hisse senedi alabilecek miyiz? Var mı böyle bir şey? Böyle bir imkan gelecek mi sizce? Yani ben diyorum ki hayır kardeşim, ben sadece hisse senedi istiyorum. Likit ve standart değil. Birikimim iyi değerlensin. Otomatikte. Biraz önce yol haritasından gidiyorduk. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Risk profilini dolduran katılımcılar bu sefer kendi risk düzeylerine uygun olan fonlardan bir tanesini tercih edebiliyor olacaklar. Eğer ben bu formu doldurmazsam standart fonuna yoluma devam ederken, eğer bireysel emeklilik şirketinin getirdiği risk formunu doldurdum, kendi risk düzeyimi de ortaya çıkarttım, hisse senedi içeren yüksek volatiliteli bir fonu alabilecek risk profiline de sahipsem, dönüp öyle bir fona da yatırım yapabiliyor olacağım. Hatta tartışılan konulardan bir tanesi, kişiler önümüzdeki dönemde isterlerse fon tercih haklarını bir danışmana da devredebiliyor olacaklar. Belki bu yönetmelikte çıkar bu. İstediğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü bugüne kadarki tartışmalarımızın odak noktasını hep şu konu oluşturdu. Kişiler fonlara yatırım yapıyorlar. Fonların her birisinin bir getirisi var. Ama fon tercihi getirinin oluşmasında çok önemli faktörlerden bir tanesi. Altın fonunun getirisi başka bir şey. Birik fonunun getirisi ayrı bir şey. Likit fonunun getirisi ayrı bir şey. Bu fonlardan hangisi o kişi için uygundur konusu aslında getirinin ne olacağını da büyük ölçüde belirleyen konulardan bir tanesi. O nedenle fon tercihinde bir uzmana danışılması bu sistemin kritik noktalarından bir tanesi. Umarız yeni sistemle birlikte bu da gelir. Kişiler daha bilinçli olarak fon tercihlerini yaparlar. Bu takdirde de biraz önce ifade edilen o eksiği, istenmeyen getirilerin olması da söz konusu olmaz. Fonu kim seçecek? İzleyicilerin sorularının bir kısmı da o. Fonu kim seçecek? Ki çalışan kendi mi seçecek? İşveren mi seçecek? Yoksa devlet mi belirleyecek? Fon çalışanlar mi? Kendileri seçecek. Serbest hakları tabii, yani. Çalışanlar kendileri seçecek. Peki Erman Bey diyor ki merhabalar, BES'te ayrılma konusu madem 2 ayda serbest, baştan sisteme hiç girmemek mümkün değil mi diye soruyor. Girmek zorunlu. Ondan sonra CHB. Daha girmeden çıkmayı düşünüyoruz ya Tevfik Bey. Yani böyle bir şey, daha girmedik, daha uygulama başlamadı. Evet. Biz girmeden çıkmayı düşünüyoruz. Yani böyle de olmaz ki. Şu kısmını hepimizin anlaması lazım. Burada devlet kendine para almak istemiyor. Burada yapılmak istenen şeyin şu olduğunu hep birlikte kavrayabilirsek aslına bakarsanız daha iyi bir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Bugün belki çalışırken her birimizin biraz daha fazla refah düzeyine harcama yapmaya ihtiyacı var. Ama şundan %100 eminiz. Emekli olduğumuz zaman bir kere çalışırken ki gelir düzeyinde olmuyoruz. Ve o gün bizim sağlık harcamalarımız ve benzeri harcamalarımız daha zorunlu harcamalar. O nedenle bugünkünden daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. O nedenle yapabiliyorsak bir şekilde bugünden gelecek için tasarruf etmek zorundayız. Kurulan sistem bu amaca hizmet edecek. Sadece ve sadece bu sisteme katılanlara fayda sağlayacak. O nedenle bizim lehimize bir şey, bunun içerisinde olalım. Devlet bu işte çok çok bonkör. Başta 1.000 lira veriyor. Arkasından %25 devlet katkısı veriyor. Eğer paranızı toplu olarak almadığınız takdirde, bir gelir planına bağladığınız takdirde bu sefer de içerideki birikmiş paranızın %5'i kadar ilave bir para veriyor. Yani bütün bunlardan faydalanabilmek için dönüp bu sistemin içerisinde olmamız lazım. Çıkmayı değil, biz buradan menfaatimizi nasıl arttırırızı düşünüyor olmamız gerekir. Devletin yapacağı katkıları da fonlarda mı değerlenecek Tevfik Bey? Devletin o %25 katkısı ve artı 1000 liralık katkısı bir fonda, şimdi mevcut sistemde değerleniyor zaten katkılar. Orada otomatik katılımda da değerlenecek mi? Oradaki kısım tam olarak net değil ama şu andaki sistemi anlatayım. Şu anda devlet bizle birlikte dönüyor, düzenli olarak bütçeye ayırdığı paradan bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılara yatırdıkları katkı payının %25'i kadar para veriyor. O da devlet katkı fonu dediğimiz ayrı bir fonda yine bizim kişisel hesabımızda takip edilmeye devam ediyor. Devlet bu iş için yıldan yıla işte 3-3,5 milyar TL arasında bir büyüklüğü merkezi bütçeden ayırıyor ve kişilerin hesaplarına tek tek koyuyor.
Tevfik Bey, bu soruyu size sorayım. 43 yaşındayım diyor. 3 senedir bireysel emeklilik sistemindeyim diyor. Erkan Bey. Ama ciddi, doğru bir getiri, yani iyi bir getiri elde edemiyorum diyor. Konunuza sorar mısınız? Benim yaşımdaki bir kişi için birikimimi hangi fonda ve nasıl değerlemem konusunda bilgilendirebilir mi beni diyor. 43 yaş. Yaş 43. 43 yaşındaki birisine ne önerirsiniz? 43 yaş yine sisteme katılmak için iyi bir yaş diye düşünüyorum. Eğer 56 yaşında biz sistemden emekli olabiliyorsak, birikimlerimizi 56 yaşında alabileceksek, bu aşağı yukarı bizim 13 yıllık bir zamanımız var demektir. Öyle olunca biz sistemdeki makul riskli fonlardan burada alabiliriz diye düşünüyorum. Belki bu noktaya gelmişken bir dünyanın ve Türkiye'nin resmini çekmekte çok iyi olur. Ondan sonra o resimle hangi yatırım araçlarına bu dönemde yatırım yapılabilir, bunun adını koymak daha doğru olur. Soracaktım, siz aldınız ağzımdan. Buyurun. Şimdi dünya çok değişik bir dönemden geçiyor. Amerika'da yönetim değişikliği olacak. 8 Kasım'daki seçimlerin hemen akabinde. Şu andaki yeni gelecek yönetimin geçmiş 10 yıllık ekonomi politikasından çok farklı bir ekonomi politikası izlemesi bekleniyor. Bunun seçim vaatlerinde söylenenin ne ölçüde gerçekleşebileceği kısmında da ciddi bir kamuoyunda tereddüt de var. Ama çok net olanlardan bir tanesi şu: Amerika'nın yeni yönetimi bir kere altyapı projeleri için merkezi bütçesinden çok büyük bir para harcayacak. O nedenle Amerika'da bu iktidarın gelmesiyle birlikte faizler çok hızlı bir şekilde yükseldi. Eğer buradaki harcamaların boyutunun seçimlerde vaat edilen gibi olacağı kesinleşirse, faizlerdeki artış bir miktar daha devam ediyor olacak. Bu bono yatırımcılar için bugünlerde kötü bir haber. Ama diğer taraftan bu kadar büyük paranın içeride harcanacak olması, Amerika için söylüyorum, birçok altyapı projesine hizmet sağlayacak olan şirketlerin hisse senedi fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Diğer taraftan yeni yönetimin uluslararası dış ticarette yarattığı bir belirsizlik var. Biraz Amerika milliyetçiliğini ön plana çıkartan, Amerika tekrar büyük bir devlet olsun diyen, bununla, bu nedenle de gümrük duvarlarını bir parça daha yükseltmek isteyen bir yönetimden bahsediyoruz. Bu da dünyadaki ticaret aktivitesini aşağı çekecek unsurlardan bir tanesi. Öyle olunca birçok gelişmekte olan ülkede bu kaygı yarattı. Özellikle Güney Amerika'daki ülkelerin hem para birimleri hem de hisse senetleri çok ciddi oranda değer kaybetti. Ama genel olarak baktığımızda dolar değer kazanırken bütün dünya para birimleri değer kaybetti. Biz biraz kendi bulunduğumuz açıdan baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyoruz ki bizim lokal sorunlarımız var. Bu sorunlar nedeniyle bizim hisse senedimiz, faizimiz ya da döviz kurumuz çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileniyor. Çok öyle değil. İşin açıkçası biraz daha böyle kuş bakışı baktığınız zaman bütün ülkelerde şu anda çok ciddi bir yeniden fiyatlama problemi var. Birçok ülkenin para birimi değer kaybediyor. O nedenle yine ben seyircimizin sorusuna gelecek olursam, şu anda dünya birçok açıdan finansal ürünlerin yeniden fiyatlamasını yaptığı bir dönemden geçiyor. Ya şu an belirsiz bir dönemdeyiz şu an aynen için. Aynen öyle. Amerika'da yeni yönetimin oluşturacak temel ekibin kimler olacağı belli olmadan da dönüp bunun adını net olarak koyabilmek mümkün değil. Hazine Bakanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, bu isimler belli olduktan sonra biz politika hakkında biraz daha bilgi sahibi olacağız. O nedenle şimdilik mümkünse biraz daha volatilitesi düşük, güvenli bir yatırım aracında durması, ondan sonraki dönemde bütün bu belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönemde oluşacak tabloya göre fonlardan uygun olanın seçilmesi isabetli olur diye düşünüyorum. Birinci söylediğiniz ne? Yani güvenli, şu dönem için güvenli olan yatırım enstrümanı.
Mesela bir izleyici 3 yıldır sistemde. Şu an için onun alabileceği hangi fon bu? Neye likit, denk geliyor? Likit fonlar ya da çok düşük riskli esnek fon kategorisi esnek vardır. Fonlar. Bunlardan herhangi bir tanesini tercih ettiği zaman düzenli olarak parasını kazanır. Bu getiri çok çok yukarılarda olmaz ama enflasyonun bir parça üzerinde bir getiri olur. Ama önünü görebildiği, düzgün yatırım yapabileceği bir ortam gördüğü anda da bu üründen diğer ürünlere geçtiği zaman da bu sefer çok daha isabetli bir karar vermiş olur. TÜİK ve faiz otomatik katılımda faiz içermeyen fonlar da olacak mı? Siz bahsettiniz ama izleyiciler soruyor. Olacak. Faizsiz fonlar. Olacak. Hem likit fonda olacak, hem standart fonda olacak, hem de dilerlerse emeklilik şirketleri bu risk profili doldurulduktan sonraki aşamada sunulacak fonlarını da faizli ve faizsiz olarak çeşitlendirebiliyor olacaklar. Şimdi bak, ben mesela bugüne kadar böyle bir soruyla karşılaşmamıştım. Enteresan geldi bana açıkçası. Bir izleyici bir büyük bir şirkette İK müdürü olarak çalışıyormuş. Şunu soruyor. Özür diliyorum. Çalışanların bir kısmı getirisi olsun, faiz olsun, getirisi olsun isteyebilir. Bir kısmı da var diyor mesela, bizde çalışanlarda faizsiz fonları tercih etmek isteyebilir. Çünkü herkes otomatik olarak katılacaksa bunu yapabilecek miyiz diyor. Böyle bir imkan var mı? Tabii, tabii. Yani çalışanlar fonları tercih edecekler dediğimiz zaman aslında bir firmada çalışan insanlar en tane ise en farklı sayıda fon tercihi de yapılabiliyor. Ha, yani tabii ki. O şirkete yönelik bir tane fon vermeyeceksiniz siz. Tabii, birkaç tabii. tane fon çalışanlar seçecek. Peki şimdi şu da bence iyi bir soru. Şu anda diyor bireysel emeklilik sistemi hep aynı yerdeyiz zaten. Hiç değişmiyor. Onu da sorayım bu arada biraz sonra ama önce soruyu ileteyim. Uzun zamandır bireysel emeklilik sistemi kazandırmıyor. Hiçbir getirisi yok. Hep duyduğumuz klasik laf zaten. Otomatik katılımda da böyle bir risk var mı? Yani benim maaşlarımdan kesilen paralar gidip yine emeklilik şirketlerinde bir hiçbir getiri olmadan zarar mı edecek diye. Var mı risk? Önce otomatik katılımda risk var mı diye sorayım. Arkadan şu getiriyi yine anlatın. Ama bunu yıllarca anlatsak değişmez yani. Şuradan başlayalım. Bu sene bireysel emeklilik sisteminde 19 tane emeklilik şirketimiz var. 19 tane emeklilik şirketinin 250'den daha fazla sayıda fonu var. Bütün bu fonların ağırlıklı ortalama getirisi bu ay itibariyle %9 oldu. Bu ay için? Evet. Daha yılı da tamamlamadık. Önümüzde 2 ayımız daha 9, var. Yani bütün yıl boyunca %9 mu? Hayır. Bu şu an. Sadece bu ay için. Diyelim ki 10 ayın sonundaki getirimiz %9 oldu. Hı. Bundan sonra 2 ayımız daha var. 2 aylık daha getirimiz bunun üstüne olacak. Böyle bakıldığında bireysel yatırımcının mevduat yatırımında elde edebileceği getiriden daha iyi bir getiri bireysel emeklilik sisteminin içerisinde bu yıl olmuş. Ama şu da var. Bireysel emeklilik sisteminde bizim bir fonumuzun getirisi şu anda %45. Neye ağırlıklı yatırım yapan fon? Hisse senedi mi? Gelişmekte olan ülkelere yatırım yapıyoruz. Brezilya, Rusya'ya yatırım yapan fonumuzun getirisi bu sene %45 oldu. Ciddi bir getiri. Diğer taraftan baktığınız zaman bono fonunun getirisi %10'larda, hisse senedi fonunun getirisi bunun biraz daha altında. Demek ki seçtiğimiz fona göre bizim getirimiz farklılaşabiliyor. O nedenle bu işte beklentimize uygun olan fonun seçilmesi çok çok önemli. Bu amaçla da otomatik katılım sisteminin içerisinde şey olacak, fonları seçmeye yardımcı olacak danışmanlık sisteminin olmasını biz bekliyoruz. Böyle olunca o konuyu büyük bir ölçüde halletmiş olacağız. Ama devletin de çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Çünkü vatandaşlardan bu şekilde kaygılar geldiği zaman tabii. Onlar da bu kaygıların tamamını ortadan kaldırabilecek bir sistem dizaynıyla uğraşıyorlar. Zannediyorum şu anda geceli gündüzlü verilen emeğin arkasında büyük ölçüde bu var. Beklentileri karşılayacak bir şey olacak diye düşünüyorum ben.
Şu andaki fonlardan biraz daha farklı, risk düzeyine göre ayrıştırılmış fonlar olacak. O nedenle kişiler ben risksiz fon istiyorum deyince bu tip fona biraz daha rahat erişebiliyor olacaklar. Biraz da sizi, biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi fon sayısı mevcut sistemdeki fon sayısına göre biraz daha sade olacak. O nedenle aranılan fonun bulunması, beklentiyle oluşan getirinin birbiriyle uyumlu olması konusunda bugünkünden daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Tevfik Bey, risk var mı? Yani her zaman bireysel emeklilik sisteminde risk vardır. Yani bu otomatik katılımda da, yani ne fon olursa olsun piyasadaki şartlar değişirse risk var değil mi? Aslına bakarsanız bizde güzel bir söz var. Karla zarar kardeş diye. Hı-hı. Aslına bakarsanız bunu yabancılar da risk ve getiri diye özetliyorlar. Burada da var. Yani biz çok yüksek getiri peşinde koşmadığımız zaman, makul bir getiri istiyoruz dediğimiz zaman likit fon alırsınız, istikrarlı fon alırsınız. Bu sefer istediğiniz şey olur. Sürekli paranızın değer artışını görürsünüz. Ama bu sefer de şunun için tühlenmemek gerekiyor. Ülkede işler çok iyi gidiyor. Hisse senetleri o sene %30, %40 getirmiş. Niye benim getirim %30-40 getirme olmadı, niye ben hala %10'um diye dertlenmemek gerekiyor. Hem %40'ın peşinde koşup ondan sonra işler de çok iyi gitmeyince bunun getirisi negatif olabiliyorsa, burada da riskle getirinin kardeş olduğunu hatırlamakta fayda var. Ama sistem şunu sağlıyor. Ben para kaybetmeyen bir fon istiyorum dediğiniz zaman sistemde o tip fonlar var. Bu tip fonlara yatırım yaptığınız zaman muradınıza kesinlikle kavuşuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Efendim, İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikteydi. Sizlerden gelen soruları süremiz el verdiğince cevaplandırmaya çalıştık. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.